dijitalini incelemek isteriz. Neden? Çünkü ortaya bir şaibe ya da ortaya herhangi bir itham ortada söylenmemesi için, herkesin vicdanının rahat olması için dijital delillerin mutlaka ve mutlaka tarafsız olarak da incelemeye açılması gerekmektedir. Ki biz de bu taleplerde bulunacağız zaten. Zira kimin incelediğini, ne şekilde verildiğini, kesilip kesilmediklerini, eksik verilip verilmedikleri hakkında herhangi şu anda bir bilgimiz yok. Neticede hala dijitaller de tam olarak çözümlendiğini düşünmüyorum. Çünkü banka dün bir basın açıklaması yaptı ve bu basın duyurusunda 10 aylık bir görüntüden bahsetti. Bu 10 aylık görüntünün de çok kısa bir sürede incelenmesi çok mümkün olmayacak. O bilgisayarlarla ilgili log kayıtları da yine aynı şekilde çok dikkatli incelenmesi lazım. Zira bizim anladığımız Seçil Erzan kendi bilgisayarında ve printerında bu belgeleri çıktı alıp Denizbank Kaşeli Antetli olarak imzaladı ve müdür yardımcısı Asiye Öztürk'e imzalattı. Sarih, bu olay açık. Bu anlamda bilgisayarda bu işlemleri yaptığının da ispatı anlamında bu bilgisayarların gerçek anlamda ciddi bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Zira mağdurların söylemlerini doğrulayacak diğer bir önemli delil de bilgisayar incelemeleri. Bu nedenle sadece bir log kaydı tarafımızda yok dedi banka, ama bunun dijital olarak ciddi bir şekilde çalışılarak ortaya konması gerekmektedir. Ya size bunları vaat eden bir banka müdürü, dışarıda bir insan değil, kafede karşılaştığınız biri değil, sıradan biri değil. Bu Denizbank'ın Levent Şube Müdürünü temsile yetkili bir banka müdürü. Bu söylemlerde bulunan bankanın resmi müdürü. Dolayısıyla da biz bu konuda neden aldatıldıkları, iradelerin fesata uğradıklarını sadece banka müdürü vasfının bile yettiğini düşünüyoruz. Duruşmada işin doğrusu müşteki, özellikle sporcuların ne diyeceği çok önemli. Onları da bizler de sizler gibi bekliyoruz. Belgede antet kısmına takılmayın. Bankacılık Kanunu madde 60 bu konudaki tartışmalara zaten son veren bir hüküm. Zira 60. maddede herhangi vatandaştan alınan herhangi bir mevduata karşı verilmiş her türlü belge ve bankanın imzaladığı belge geçerli bir belgedir. Dolayısıyla da ki benim müvekkilimin belgeleri tamamen Antetli ve Asiye Öztürk'ün de imzasını taşıyor. Bankada verilmiş bir belge ki GPS ile paranın bankada verildiğini de ispat ediyoruz biz. Eğer ki dedikleri doğruysa, Seçil Hanım diyor ki herkes her şeyin farkındaydı diyor. Basında parasını veren iş adamları tefecilikle, kaçırmayla vesaire, özellikle benim müvekkilim bu anlamda bir itham töhmet altında kaldı ve biz bunu asla kabul etmiyoruz. Hatta parayı verecek olan bizken, diğer parası gitmek üzere olan biri bizken nasıl kaçıracağız ya da neden kaçırırız? Müvekkilim böyle bir paraya zaten ihtiyacı yok. Bizim durumumuzu çok açık bir şekilde zimmet olarak söylüyorum. Kimisi açısından dolandırıcılığa dönmüş, ki bankaya güvenle yaptığımız işlemlerin karşında alınan evraklara karşı ve o bilgisayarlarda düzenlenen belgelere karşı paranın sisteme girmemesini, bizim müvekkil açısından sorun olmaması gerektiğini düşünerek zimmet diyorum. Hatta bu kara para olayına da değinmek gerekiyor. Kara para burada yok yani. Kimin kara parası var? Müvekkilimin bütün para kaynakları belli. Restoranlardan toplamış, bütün hepsini incelemeye de biz açız zaten. Kaldı ki bir de gelir anlamında da haksız vergiden, devletten vergi kaçırmak anlamında yorumlayanlar var. Ya bir fonun zaten getirisi, vergi kesintileri var onun içinde. Ki biz böyle inanıyoruz zaten. Bize yasa dışı bir fondan kimseye seçilersen böyle bir vaadi yok. Ne futbolculara ne başkasına. Bu dosyada da açık zaten. Şikayetimiz tamamen Atilla Bey'in bize olayı anlatması ve daha sonra elindeki belgeleri bizim bir banka şubesinde ısın kodlarını sorgulayarak böyle bir fonun olmadığı ve bu belgelerin karşılığının olmadığını öğrenmemizle karar verdik ve kesinleştirdik. Aynı gün hemen suç duyurusunda ve bankayı bilgilendirmek anlamında ihtarnamemizle beraber süreci başlattık. Seçil Hanım'ın nasıl öğrendiğini bile biz bilmiyoruz. Çünkü biz söylemedik kendisine. Arda Turan'la olan ses kaydında dahi Atilla Baltaş'ı sorulduğunu görüyoruz orada. Arda Turan'ın da Atilla Baltaş'ı tanımadığının kesin olduğu karşısında Atilla Baltaş'ı oranın da nasıl öğrendiğini bilmiyoruz işin doğrusu. Bu anlamda Seçil Erzan'ın şikayetten sonra müvekkile ulaşması doğrudur. Farklı bir numaradan hatta müvekkili arıyor. Kimin numarası olduğunu da bilmiyoruz. Ve kendisi benim müvekkilime de benzer şeyler söylüyor. İşte intihar gibi şeyler söylüyor. Şikayetten vazgeçmesi anlamında konuşmalar geçiyor. Fakat müvekkilim daha sonra telefonlar tekrar aramıyor. Bu anlamda bir ikna çalışması vardı Seçil Erzan. Benim de bilgim dahilindeydi. Fakat biz olayı zaten ilgili resmi makamlara iletmiştik. Olayın açığa çıktığını artık kendisi de anladı. Şikayetimizin olduğunu, avukatım şikayet etti demiş zaten sonra. O yani müvekkil bunu saklamamış o sorduktan sonra.
daha o süreçten sonra bir böyle bir nevi bir bunalım haline girdiğini söylüyor müvekkil. Fakat dediğim gibi bizim bu olayı açığa çıkarmamızla birçok insanın da para vermesinin, parasını kaybetmesinin önüne geçtiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. Ölmek istiyorum gibi bir söylemlerde bulunduğunu söylemişti müvekkil ama intihar etmek istediğini müvekkilime de ilettiğini biliyoruz. Bizim zaten yıllarca birbirimize bir güven ilişkimiz var. Aile boyu yani sadece Atilla değil, büyük kardeşleri. Merhaba Süleyman amca. Sana vermiş olduğumuz mucinin ve nazının senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Tamamen bana yardım etmek amacıyla yaptılar. Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Hemen onları iade eder. Lütfen et. Hiçbir şey yok çünkü. Tamam, ben bir kuruş para almadım mı söyle? Moci bir kuruş para almadı. Nazlı da.